Herkese selam. Töz Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Murat kardeşimiz hesabındayız. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Murat bu hesabı 2000 TL'ye yeni almış dostlar. Acaba 2000 liralık kadro nasıl? Ederi ne oluyor? Ne ediyor? Kaç tane epik oluyor? Kaç tane özel oyuncu oluyor? Bunları birlikte kontrol edeceğiz. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. Bu arada e, 9.5 milyon GP var. 3900'de Michael Up var. Bana dedi ki arkadaşlar... E, Üzüncüm. Yapma kızım hareketler. Ee, bana dedi ki 600 TL'de coin sütledim. Büyük ihtimal o coins de burada duruyor zaten dostlar. Bunları da harcamamış. O yüzden 2000 liralık kadro. Çok böyle bir e, ekstra bir şey yapmadan, hamle yapılmadan, ekstra bir harcama yapılmadan 2000 liralık kadro diye değerlendirelim. Bastık. Bu arada basmadan önce ten hakımız var burada gördüğünüz gibi. Destansı menajer, menajer değiştir dediğimizde. Onun dışında ekstra e, e, kutuda yani coins'te de alınan menajer var mı diye baktığımızda. Sadece Ten Hag görünüyor. Onun dışında yok. Bu arada sevdiğim diziliş. Bu dizilişe bayılıyorum. Bu arada ben bu dizilişi sevdim dedikçe daha fazla bu dizilişte oynayanlar görüyorum. Açık söyleyeyim beni de mutlu ediyor. Ne yalan söyleyeyim. Hemen şimdi kaleci kısmına bakacağız. Kimler var kaleci olarak? Casillas 1. Peter Shea 2 gördüğünüz gibi. Dida 3 ve burada gördüğünüz gibi Vitor Baya var. Yani toplamda 4 tane aslında birazcık hani ne yalan söyleyeyim. Bu hesabı almadan önceki kim top açtıysa ya kardeşim zaten epic kalecin var. Ekstra değerlerini açmaya ne gerek vardı diye düşünürüm açıkçası. Yani kaleciyi çok fazla edeklemeye gerek yok ama diğer oyuncular çok çok daha önemli ya. Bilmiyorum ben öyle düşünürüm yani. Gelin Kasias'ı alalım. 100 rating. Çeh'te, Dida'da oyunu sağlam kalecilerinden biri. Biraz kolektif gücü arttırmaya çalışalım. Onun dışında benim şahsi fikrim hani Kasias mı burada Peter Çeh mi Dida mı derseniz İlk tercihim Dida olacaktır benim. Aklınızda bulunsun. Diğer Vitor Baya'dansa dansa falan. Dida benim banko. Daha sonra Peter e, Daha sonra Casillas. Daha sonra Vitor Baya sıralaması. Benim için işler yani. Benim için önemli olan o. Bu arada unuttuk. Hemen şöyle gelelim bakalım. Ochoa bu arada full değil galiba. Full olmaması çok daha iyi. Hemen seviye antrenman diyelim. Bakalım 2000 TL'lik kadroda ne kadar DP oluyormuş. Bayağı DP varmış açıkçası. Hemen şöyle tekrardan geliyoruz. Bastıktan sonra Ochoa'ya. Bir de isterseniz şöyle GP değil de normal e, sözleşme yenileme ile ne kadar sözleşme yenileyebiliyoruz. 6 tane 60 gün, 18 tane de 10 gün var. Bir de beceri antrenmanına bakalım. Beceri antrenmanında 10. Bu arada yine söyleyeyim. Belki bilmeyenler vardır. Eğer kaleciye beceri antrenmanı basarsanız. Oradan örnek veriyorum çift vuruş verdi. Onu normal herhangi bir mevkiye aktaramıyorsunuz. Yine kaleciye aktarmanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Boşa gider. Dikkat edin. Çıktık yukarı tık bu arada. Türkiye Milli Takım paketi alınmış zamanında. Merihler falan Uğurcan Çakırlar var ama hiç fullenmemiş onlar. E, Çağları fullemiş. E, belki diğer hesabı alan kişi yapmıştır zaten. Rudiger var. Beckenbauer var. Nesta var. E, şimdi iki tane stopera ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi Nesta rating olarak şöyle yapalım. E, diğerini de Beckenbauer koyalım. Bu arada hani bu sözleşmesi daha yenilenmemiş oyuncular da mevcut. Mesela Puyol falan var. E, açıkçası hani GPS olduğu için eğer ki eksik kalırsa ben burada yenileme yapabilirim. Herhalde o konuda bana kızmaz. Yeni almış zaten hesabı. O da büyük ihtimal yenilecektir. Ama bir bakalım. Çünkü mesela Puyol var. iki tane Puyol var. 99 olacak. İşte Bastoni var mesela. Sağlam bir kart. Şimdi Beckenbauer burada 100 oluyor. Şu anda Casillas'la birlikte 100 ama Beckenbauer stoper de birazcık e, hani çok tercih edilmeyen bir kart. Bir, ya ağır kalıyor. Bir acayip. Normalde Beckenbauer çok iyi bir oyuncuydu. Ama e, e, futbol serisinde hala iyi bir kartı gelmedi. Eskiden e, Forvet'te bile oynayabilen o kadar yönlü bir oyuncuydu. Marquinhos falan var. İki tane şu anda stoper bu şekilde seçelim. E, Ferdi Kadıoğlu'nu bulmuş. Tabi e, hesabın herhalde yeni sahibi kendi bulmuştur. Yani sonuçta yeni geldi bu kart diye biliyorum. Roberto Carlos varmış. Sol tarafta Roberto Carlos'u da aldık. E, sağ taraf, sağ bekte de Cancelos'u var. Evet kanser olduğu için Puyol'u belki ondan sözleşme yenileme yapmamış olabilir. Ama bu arada 9.5 milyon GP var. Yani bence hani daha kaliteli bir kadro ol, yani rating olarak belki daha düşük olabilir ama mesela kanserin yerine oraya Puyol alsa daha böyle bir can canlı keyifli bir kart olur diye düşünüyorum. Yani en azından paralı bir kart yani Puyol. Yukarı doğru çıktık. He. Kafu varmış. Kanser'ın bu kafu mu? Yani kafu şurada rating ağırlıklı gidiyoruz. Sonra istediğime göre kurarım arkadaşlar. Şu an rating ağırlıklı gidelim. Cancelo var, kafu. Ben hani hangisini tercih ederiz durumuna bir bakarız birlikte. Chavi e, Alonso var. Gördüğünüz gibi, Alfonso, e, Edgar Davis var. Alfonso Davis beni andı. Ah, şimdi tabii. Bir dakika şimdi. O zaman ne yapıyoruz? Krallar, Raykard buraya 101 oluyor, Patrick Vieira buraya 101 oluyor. Tamam. Macaler de var, Edgar Davis var, Chavi Alonso var. Ee, yukarı doğru çıktık Bakalım kimler var Bu arada e, Türkiye Ligi'nde oynayan da oyuncular var Sergio Oliveira açılmış Mesela yukarıda Fred var e, Ferdi Kadıoğlu vardı Zaten Türkiye Milli Takım oyuncuları alınmış Depal, Sukos, Steven Gerrard Steven Gerrard'ı buraya alabiliriz 101 olur o da Yalnız kadro güzelmiş gerçekten Rafael Liao var Çok güzel Rafael Liao var Netvet var Bunları da yüzledik çok güzel oldu Biraz daha yukarı çıkıyoruz. Dostlar bu tarz videoların devamı için like atmayı ihmal etmiyorsunuz. Gözünüz ama ama. Westy Schneider var. Şimdi bir dakika. Rafael Laue buraya koyarsam. Pavel Netvet'i buraya çekersem. Buraya Schneider'i koyarsam çok güzel olur. Gullit var. Şimdilik Gulit'i alabilirim. 100 olur. Çok güzel. Ee, başka kimler var? Fenerbahçe'nin bu arada şey. Mesela Galatasaray'ın da var. Zaha. E, Tadiç var. Yani. Aaa. Bir... Uzun süredir bu Mbappé'yi görmemiştim lan. 102 Mbappe çok güzel. David Villa var 102. Oha Vinicius var. Tak yaptım. E, Vinicius'u buraya alırsam 101 olur. Oha Lionel Messi. Şöyle yapabilirim. Yani yapacak. Aa, ama yo şöyle de yapsam. Şu da olur değil mi? Tamam. Yani M2'yi değiştirmeyeyim orada. Go yapacaktım onu. Figo var Mahrez var. Çıktım yukarı center forlarda kimler var şöyle bakalım. Lionel Messi'nin bu kartı tabi daha iyi. Ya ulan şu kart destansı o. Diğerinin havası çok farklı biliyor musunuz? Ya o diğer big time'ın o tasarımının havası çok farklı. Bu biraz e, destanslar eski yani destanslar çok güzel görünüyor aslında ama e, bu destansı kart bir böyle bok gibi görünüyor. Ya yani, bilmem hoşuma gitmedi benim. E, ama diğerin hani big time'ın bir duruşu var asaleti var yani. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Yukarı çıktık. Diego Forlan, Osimen var, e, Drogba, Haaland var. Haaland e, 102. Haaland 102 olur mu Ha Bu Haaland 101 oluyor. Tamam, fark etmeyecek. Ya yani bunu buraya çekip buraya Haaland'ı aldığımda da aynı kolektif güç olacak. 1976 bu şekilde de e, Kanada. Aa ama şöyle yapabiliriz. Ha orada oynayamıyor David. Yorda oynayamıyormuş lan. David Yorda oynayamıyor. Bir dakika genel diyelim. O kanada artık kimi alacağımıza bakacağız. Ee, Tabi lan Netfet'i biz niye şey yaptık? Netfet 101 mi 100 oluyordu Netfet. Şimdi Messi alamıyoruz. Evet burada ama 102'lik Cruyff'u unutmuşuz. Aldım 102 oldu. Sol tarafa Gerard 101. Eto 102 burada oynuyor mu Eto? Oynayamıyor. Hmm, Rafael olsak 100 oluyor. Vinicius şu an 101. E, Gerard da 101 oluyor. O yüzden go yapmaya gerek yok. Eto'yu falan artık onları e, şeye yani sonra Rumelige falan drop. Bu arada bir şey söyleyeyim. Kadro gerçekten çok güzel. E, Cancelo tamam tamam tamam. Şu an 1999 yaptık. Yedekler haricinde şu anda iyi gidiyoruz. Haaland'ı geldim aldım. Tek sıkıntı şuradaki abi şu kas, şu şu tasarım kart bilmiyorum ama çok güzel değil mi ya? Arkadaki böyle şeyin dönmesi falan. Ya bir de şu karta bakın tamam destansı da yani Baksanıza dönen bir şey yok böyle. Bilmiyorum ya. Big Time daha bol duruyor. Eto'yu alacağız. 101. Steven Gerrard'ı alacağız 101. Neymar 100. Harry Kane 100. Grizman alalım 100. Wesley Schneider 100. Makalele 100. Maradona Neymar'ı zaten aldık oraya. Bu Neymar daha fazla olmuyor herhalde. Şöyle bakalım. Tamam. Bu olsun. En azından destansı olsun. Rumeni G100. 100'ün altında kalmayacağız. Çok güzel. Drogba'yı alalım. 100 ve soru olarak da hadi gelin şurada Guliti alalım. Şu 1-2 kartta deneyeyim. Bazıları çünkü 4 rating artıyor biliyorsunuz. Tamamdır. Herhangi bir sıkıntı yok. 3126 kolektif güç. Dostlar kadro bence gerçekten çok iyi. Ee, bakıldığında Mbappesi, Vinicius'u kanatlar inanılmaz iyi. Cruyff var, David Villa var, Messi var, Patrick Vieira. Defans hattı da çok iyi. 3126 kolektif güç. Ee, e, yani Ten Hag'ı da var. İyi değil mi? Bence çok çok iyi. Benim hoşuma gitti açıkçası. Yani 2000 liraya almış. 2000 liraya bence bu hesap bedava. Çünkü yani 2000 liraya Vinicius'u tamam eski kartlar ama sonuçta hala iş görebilen kartlar ve oyunda ben bu videoyu çekerken ister istemez söyle bir şey var. Hani daha 100 Tamam 105'lik Messi geldi ama onun dışında 103 Cantona falan var. İşte 103 De Jong var. Zico var. Onun dışında hani daha böyle wow ratingi yüksek oyuncular yok. O yüzden hala bu kadroyla da mesela puan falan da kasılabilir diye düşünüyorum. Ondan dolayı bence çok çok keyifli. ya yani şu kadroyu ben 2000 liraya verseler bana hiç düşünmeden alırım. Hani maksat video çekeyim diye şey yaparım. Şu anda kadrosuz da kaldım zaten kadrom yok. Güzel keyifli Murat'ın vurduğu bütün şutlar gol olsun kardeşim. Ben kadronu çok beğendim. İnşallah sen de içine sinesine oynuyorsundur. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.